Otur sen buraya. İremsu otur. Çocukların ayak gelişimiyle ilgili olarak en büyük sağlık sorunu haline gelen düz tabanlık aileleri endişelendiriyor. Mikrofonlarımızı uzattığımız ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Özdemir aileleri uyardı ve komşu sözlerine kulak asmayın, ayakkabı seçimine dikkat edin yeter dedi. Çocuklarda düz tabanlık şöyle anlaşılır. Özellikle anneler babalar veya komşular anneleri babalara sizin çocuğunuz düz tabandır diye bize çok sık geliyor. Çocukların ayakları biraz tombiş oluyorlar. Yeni doğanlarda hasta yürümeye başlamadan önce aileler bize işte çocuğum acaba düz taban mı diye geliyor. Ancak 3-4 yaşından sonra biz düz tabanlık varsa yoksa anlaşılıyor. Çünkü ayakta mevcut olan bir ark vardır. O ark çocuk büyüdükçe ancak oluşabiliyor. Kemikler olgunlaşınca oluşuyor. Onun için 3-4 yaşından önce biz düz tabandır diye hiçbir çocuğa tanı koymuyoruz. Çünkü kemik gelişimi henüz tamamlanmış koyabiliyoruz. Film çekiyoruz. Filmde yan grafide ayağın arkında olması gereken ark vardır. O ark eğer ki oluşmuşsa düz taban değildir diyoruz veya dereceleri vardır onların. Çekilen yan grafide anlaşılabiliyor. Basit bir filmde anlaşılıyor düz taban olup olmadığı. Yaş sınırlaması yoktur. Yani işte düz tabandır diyebilmemiz için çocuğun 3-4 yaşından sonra muayeneye getirilmesi gerekiyor. Komşuların özellikle işte acaba sizin çocuk da düz taban mı? İşte çocuğun basarken böyle normalde olması gereken ark oluşmuyorsa, çocuğun ayağı tamamen yere temas ediyorsa, ortasında ark oluşmuyorsa diyorlar ki bu düz tabandır. Bir de arkasında baktığımız zaman böyle topuk kemiği dışa kayıyorsa düz taban olduğunu söylüyorlar. Tedavi süreci aslında düz tabanın tedavisi yani bence hani bazı hastalarda kemikler arasında koalisyon dediğimiz yani kemiklerin birbirini temas etmesi, bitişik olması onları ameliyat edebiliyoruz. Ama onun dışında çok fazla ameliyatı yoktur. Önermiyoruz da. Hani bazıları gelip bize söylüyor işte ortopedik ayakkabı giydirsek, ortopedik ayakkabı yansın. Ona çok fayda etmiyor. Daha çok böyle topuğun dışarı kaymasını engelleyen kaliteli spor ayakkabı giydirilmesi yeterli oluyordur. Çünkü çelik kalıbın içerisinde de konsa eğer ki düz tabanlık gelişecekse gelişiyor, gelişmeyecekse gelişmiyor. Yani.